Merhaba arkadaşlar. Dünya turuna çıkacağım. Asya tarafına. Daha önce gittim. 2,5 yıl kaldım Filipinler'de. Bu seyahatimde yanıma hiçbir şey almamıştım. Tamamen oranın insanı gibi, oranın halkı gibi yaşamak için gittim. Direkt uçak biletine valizimi aldım gittim. Filipinlere. İşte sonra Tayland tarafına geçtim. Bir tane çanta aldım ufak. Havaalanlarda çok uzun süreler bekliyoruz. Biletler yanıyor. 2 gün, 3 gün havaalanında tekrar bilet alana kadar bekliyoruz. Bu süreçte ben beklerken neden ben de gezgin olmayayım diye düşündüm. New Delhi havaalanında, Hindistan'da. Şimdi o yüzden eksiklerim vardı. Eksiklerim, çantam eksiğim vardı mesela. Çantam 7 kilo geliyordu, 8 kilo civarında. Fakat uzun yola gitmiyordu, yani beni çok yoruyordu, yürütmüyordu. Hava gerçekten çok sıcak, çok bunaltıcı. O yüzden bir de çanta ağır olunca hiç çekilmiyor arkadaşlar. Şimdi size neler aldığımı göstereyim. Bir aydır araştırma yapıyorum. Öncelikle çok da muhabbeti uzatmayacağım. Decathlon'dan aldığım bayan çantası. Bayanlar için tasarlanmış. Ben de yalnız 50 kilo olduğum için, hani normalde bir Avrupa bayanının kilosu 55-60'tır. Ben de 50 kilo olduğum için, yıllardır da kilo almadığım için bu çantayı kendime uygun olarak gördüm arkadaşlar. Taktığınızda, baktığınız zaman delikleri geniş. Geniş delikleri, delik yapısına sahip. Buralarda olsun. Bu yüzden sıcak ülkelerde daha çok havalandırma sağlıyor size. Ayarlanabilir çanta. Bunu özelliklerini merak ediyorsanız internetten gidip bakabilirsiniz. 45 artı 10 litre. Burada benim anlatmama gerek yok. Çünkü benim de çok fazla bir bilgim yok çanta hakkında arkadaşlar. Hani tamamen paraşüt kumaşından yapılmış. Güzel bir rengi de hoş. Güzel bir çanta arkadaşlar. Öyle. İstiyorsanız bunu bir takayım arkama. İçi boş şekilde takım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde takıp buralardan da sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle çanta. Evet. Şimdi diğer aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. Öncelikle 20 derece için bir uyku tulumumuz var. 20 derece Filipinlerin, Tayland'ın, Asya'nın en soğuk olduğu günlerde bile hava 20 derecenin altına düşmez. O yüzden bunun yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şunu açayım. Videonun buralarını keserim. A few minutes later şeyini ben de koyacağım. A few moments later. Evet arkadaşlar, uyku tulumumuz bu şekilde. Bu da Decathlon'un ürünü. Yandan fermuar var. Yandan fermuarı içine girip üstünüze yorgan gibi örtebiliyorsunuz ya da çarşaf gibi yere serebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bilmiyorum uyku tulumu, ay mat alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. Çadırım gelecek. Cloud 1 Nature Hike. İsmini doğru söyleyebildiysem. Çadırın üstüne zaten bunu serip yattık mı çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama şey olursa çok da sorun değil. Giderim 100 liraya 50 liraya bir tane Decathlon'dan mat alırım. Arkadaşlar şimdilik kıyafetlerimizi ayrı ayrı koyduğumuz, bunların yanlarında sıkıştı yani içine eşya doldurduktan sonra preslemek için sıkıştırma fermuarı yok arkadaşlar. Siz alıyorsanız sıkıştırma fermuarı olmasına dikkat edin. Böylelikle çantanızda daha az yer kaplar arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. İki tane iki renkte su geçirmeyen çantamız var. Büzmeli, burgulu, Decathlon malı bunlar. Bunları görmüşsünüzdür zaten. Merak ediyorsanız Decathlon'a girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim burada özelliklerini anlatmama gerek yok. Size sadece göstersem yeterli olacak diye düşünüyorum. Bunlar içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Gayet de büyük. Bu kadar eşya almayacağım. Bunlar internette bu kadar büyük olduğunu sanmıyordum. Aldım geldim büyükmüş. Çok da önemi yok. Zaten katlanabilir düzgün olduğu için zaten ufalacaktır yani. Bunu açmıyorum. Aynı şey. Aynı okul laciverti diyorlar ya. Ondan sonra şu arkadaşlar neymiş? Bu çok önemli. Ayakkabı. Bir tane ayakkabınız illa olması lazım. Tamam hep terlikle geziyoruz da. Bazen de ayakkabı giyiliyor arkadaşlar. Özellikle uzun yol yürüyorsanız sandalette de yürünür ama bilmiyorum. Benim Decathlon'dan aldığım aynı bu renkte bir tane ayakkabım var. Yürüyüş ayakkabısı. DMX'teki falan yürüyüş yapan insanlar, gezginler, belgeselciler o ayakkabıyı kullanıyor. Görüyorum televizyonda da. Bana da Vietnamlı bir tane arkadaşım. Van Vin. Yes. We are meet in the Thailand. Van Vin. Hello Vin. Onunla tanışmıştık. O bana
vermişti o ayakkabıyı. Vermişti dedim, Decathlon'da o bana seçmişti yani. Bunu al kanka demişti. Ayakkabı hiç yıpranmadı arkadaşlar. Hiç. Bir sene, 1,5 sene geçti. Ayakkabı hala dipleri duruyor. O da güzel bir ayakkabı yani. Bunlar da ayakkabı çantamız arkadaşlar. Şu şekilde fermuarlı ayakkabı çantası. Ayağımız 40 numara. Gelen çanta 58 numara var. Bunlar işte diğer ufak çanta gözleri. Tişört, pantolon ayrı ayrı koymak için. Bu da arkadaşlar çok önemli. Diş macunu, tırnak makası, kişisel bakım ürünleri buraya giriyor. Ve bunu bu şekilde rulo yapıyorsunuz arkadaşlar. Ufacık bir hale geliyor. Ve aradığınız zaman bulabiliyorsunuz. Şöyle yüz lümen şey var. Ne, kafalanması. Bu birazcık kaliteliydi. Fiyatını tam hatırlamıyorum şimdi. Fiyatı 500 TL falan olabilir. 2024'teyiz şu anda. 500 TL aldım. İşte bu arkadaşlar. Evet, bu şekilde 3 kademesi var. Kafamıza takıyoruz. Bu şekilde çok da kibar. Bunaltmaz, daraltmaz. Güzel bir kafalanmış arkadaşlar. İçinde de kılıfı var. Su geçirmez kılıfı var. Gayet de tatlı, kibar bir kılıf. Bu arkadaşlar, ben İngilizcem çok kötü olduğu için size ismini okumayacağım. Zaten bundan bir tane var. Dikkatlerine girip bakarsınız. Bu da BL100 diyor. 100 lümen olması lazım. Hadi bu şekilde 3 tane bunun da basamağı var. Yağmur geçirmiyor arkadaşlar. Su geçirmez bunlar. İlk açılışta uzun basmak gerekiyor. Evet. Böyle. Bir de güçlü. Su. Tamam. Bu bizim işimize yarar. Çadırda kaldığımız zamanlar, ormanlık yerlerde, kamp yerlerinde konaklarken 2-3 gün mesela inzibaya çekildiğiniz zaman bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar şarjlı arkadaşlar. Pilli değil. Bu da şarjlı. Pilli değil. Bu da neyin kılıfıydı? Su geçirmez bu kılıflar. Yok, geçiriyormuş. Su geçirici kılıf arkadaşlar. Neyin kılıfı olduğunu unuttum. Ha, şunun kılıfı. Kafam karıştı. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey almıştım ben Türkiye'den. Asker malzemeleri satan bir yer. Çantanın omuz askısını takıyorsunuz. Omuzunuza bastırmıyor. Fakat ben bunu götürmeyeceğim yurt dışına. Çünkü aşırı derecede sıcak oluyor. Uzun yol yürüyorsunuz. Bu kumaş zaten yapışır tişörtünüzde. Terletir. Buralardan hava gelmez. Hava gelmedikçe buranız terler. O yüzden bunun gibi şeylere gerek yok. Zaten bu Decathlon çantasının şeyi yeterli olacaktır arkadaşlar. Yakından da göstereyim size. Yani delikleri geniş. İşte bu şekilde. Ben de tam daha bakmadım. İki tane, evet, iki askısı var arkadaşlar mesela. Bir burada, iki demiri var. Bir burada, bir burada. Bu çok önemli. Tek ortada ince döner bıçağı gibi olan şeyler hemen yamuluyor, şekil alıyor. O yüzden güzel olmuyor. Bunlar yuvarlak ince demir. Daha sağlıklı olacaktır. Bunun açılışını yapalım şimdi. Evet, bu kağıtları okumayacağım. +45 artı 10 litre arkadaşlar. Özellikle bunun özelliğine bakmak istiyorum. Şu yandan açılır şeyi var mı? O çok önemli, biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Buradan çantanın içine ulaşabiliyor muyuz? Evet, gayet de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradan çantanın içine ulaşabiliyoruz. Buradan şunları presleyebiliyoruz içinde. Buraya kadar bir mesafesi var çantanın. Ondan sonraki gözüne de alttan erişim sağlıyoruz arkadaşlar buradan. Buraya da ayakkabı koyuluyor işte. Yağmurluğu varmış. Çantanın o gözüne nasıl erişeceğimizi ben de bilmiyorum. Bunu buradan çekiyoruz. Evet, bu şekilde açılıyormuş. Üstten. Bu da 10 litresi. 5 artısının 10'u. Burası oluyor. Bunu da doldurdum. Bu bayağı büyük çanta olacak. Evet, zıvır işte arkadaşlar. Yani bildiğiniz tipik trekking çantası. Şuradan bakarsanız kumaşın kalınlığını, inceliğini arkadan gelen güneş sayesinde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çantayı da geçtik. Şimdi arkadaşlar yola çıkacağım. Dünya turu yapacağım. Bu yüzden çadır
Seçimim tek kişilik, hafif 1 kilo 200 gram olan Nature Hike'ın Cloud One olan çantası. Bu çanta, ay, çadırı, pardon. Bu çadır Alibaba'dan geldiği için, AliExpress'ten geldiği için bana 20 günde, bir ay içerisinde ulaşması lazım. Çadır geldiği zaman da çadır videosunu çekeceğim. 2 ay sonra bazı borçlarım var. Borçları bitirdikten sonra çıkacağım dünya turuna. 2 ay sonra borçlarım bitiyor arkadaşlar. 2 ay sonra yola çıkacağım. Sizinle birlikte yeni maceralara atılacağız arkadaşlar. Ben birazcık diğer YouTuberlar gibi bir ülkeyi tanıtma ya da bir program yapma gibi değil de daha çok homeless yaşam tarzı gibi videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız şekilde ben bir ayı 300 dolara, 400 dolara çok rahat bir şekilde hiç sıkıntı yaşamadan bir ayı çıkarabileceğimi düşünüyorum. Bu sayede sizler de bu videoları izleyerek benim gibi kaç para harcarsınız, ne yaparsınız, nasıl yaşarsınız hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Nereye gidersem de oradaki önemli olayları, önemli yerleri çekerim. Bu bir kişisel vlog sayfası gibi olmayacak. Daha çok homeless dünya turu tarzında bir şeyler olacak. Toplu taşımaları kullanacağım. Otostop çekmeyeceğim. Mecbur kalmadıkça. Gerekirse motor kiralarım. Öyle gezerim. Bazen de videolar atarım arkadaşlar. Hani bir konu anlatmayacağım açıkçası. Bir konu anlatmamamın sebebi televizyon programı olarak gözükmesin ya da o şekilde çekmeyeceğim ya da belgesel ya da ülke tanıtımı gibi değil arkadaşlar. Böyle de yapan olmadığı için bu tarzın ilginizi çekeceğinden eminim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çadır geldiğinde çadır videosuyla tekrardan karşınızda olacağım. Benim takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu yolda ben sizi bilgilendireceğim. Siz de videoları izleyip bana para kazanmam için yardımcı olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.